bu millete korkuyu bir deli gömleği gibi giydirmişlerdi. Ben onu yarıya yırttım. Sizin nesliniz tamamen yırtar inşallah. Korkacak bir şey yok. İstiklal Marşı bile korkma diye başlıyor. Demek ki korkmak mevkidir. Haşa ve kella. Birinci kelimesi yanlıştır İstiklal Marşı'nın. İstiklal Marşı adı da yanlıştır. Bu milli marş olur. Biz istiklal kaybetmedik. Bizim istiklalimiz tecavüze uğradı, def ettik. Senin evini bir elinden almak için hücum etse, sen onu def etsen, bu evi yeniden mi almış oluyorsun da? O kavgadan sonra mı tapu sahibi oluyorsun? Tapu sen de. Bu bir müdafaa harbidir. Bizim istiklalimiz tecavüze uğramıştır. Ama aşağılık duygusu dehameleşmiş. 500 sene bir valiyle idare ettin. Yunan'ı yendim diye senede hala 10 bayram yapıyorsan sen bu aşağılık duygusundan kurtulamadın ey millet. Bir pehlivan bir çocuğu yendim diye övünmez. Ve sen Yunan'ı Abdülhamit zamanındaki Dömeke Harbi gibi Atina'da yenmedin, Sakarya'da yendin. Sakarya'ya kadar getirmenin 100 karası sana yeter. Sen Yunan'ı Demirci Dağları'nda Kuvayi Milliyeciler durdurmuştu. Çerkez Ethem, Demirci Mehmet Efe, Yörük Ali Efe. Onları niye dağıttın? Burada da söyleyemediğim bir ihanet var. O zaman belki tarihimizdeki bir Sırp sındığı muharebesi kadar değildir. Sırp sındığında Hacı İlbey'i 4000 kişiyle 40000 kişilik Haçlı ordusunu bir gecede imha etti. Senin tarihinde böyle zaferler var. Yunan Harbi bir zafer değil. Yunan Harbi'nin psikolojik değeri üstündür. Hırsızla evinin bahçesinde boğuşman başladır, yatak odasında boğuşman başladır. Değeri psikolojiktir, askeri değil. Biz ne zaman müsabih kuvvetlerle dövüştük de yendik diye övündük? Alparslan'ın 50000 kişi ordusu 250000 kişilik Romanya ordusunu yendi. Beşte bir. Yunan ordusu Sakarya'da 190000 kişi, bizimki de 190000 kişi. Yunan Atina'dan ikmal yapıyor, sen Ankara'dan Sakarya'ya ikmal yapıyorsun. Psikolojik faktör lehine, arazi ahali faktörü lehine 2,5 sene sürdürmüşsün Yunan Harbi'ni. Bu mitolojik, bu efsanevi lakırdılar çöpe gidecek yakında.